Bir önceki videonun sonunda seçim yaparken sıralama önemsiz olduğunda ve seçim tekrarı mümkün olduğunda, yani bir yaptığımız seçimi tekrar yapabildiğimiz durumda kaç farklı seçim yapabileceğimizle ilgili bir formül yazmıştık. Şöyle bir ifadeydi, böyle bir kombinasyon ifadesiydi. Ve bu formülün nereden geldiğini söylememiştik. Bu formülün nereden geldiğini, ispatını bu videoda yapıyor olacağız. Tabii ki ispatla ilgilenmiyorsanız, yani formülün nereden geldi benim ilgimi çekmiyor, ben sadece bunu kullanırım, geçerim diyorsanız tabii ki izlemenize gerek yok. Bir sonraki videoya atlayabilirsiniz. Örnekler yapmaya başlıyor olacağız çünkü bir sonraki videoda permütasyon ve kombinasyonla ilgili. Ama nereden geldiğini merak ediyorsanız şimdi bu videoda bunun üzerine düşünüyor, konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle ifadenin ne olduğunu, yani sıralama önemsiz, seçim tekrar mümkün, seçim yapmak ne demek, neyi kastediyoruz? Bunu birazcık daha iyi anlayabilmek için şöyle bir yardımcı küçük bir örnek kullanalım. Mesela şöyle basit bir şey düşünelim. Diyelim ki A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşan bir küme olsun ve R eşittir 2 olsun. Yani şunu kastediyorum. Burada R tane, 2 tane eleman, bu 3 elemanlı kümeden 2 tane eleman seçiyor olalım. R burada seçtiğim elemanın sayısıydı ya. Ve yine sıralama önemsiz. Sıralama önemsiz ve bir seçtiğimizi tekrar seçebiliyorsak, bunu uzun uzun yazmayayım. Kaç farklı seçim yapabiliriz? Bunu düşünmeye çalışalım. Kaç farklı seçim yapabiliriz? Bu ne demektir şimdi? Bunu ilk önce düşünerek bulmaya çalışalım. Seçim yapmaya çalışalım. Yani manuel olarak bunu yapalım. Bakalım kaç farklı şey yazabiliyoruz bu şekilde. Mesela diyelim ki iki eleman seçeceğiz bu kümeden. Biri seçtik diyelim. Biri bir daha seçebiliyoruz değil mi? Neden? Çünkü seçim tekrar mümkün. Bir seçimi tekrar seçebiliyorsak bir bir yazabiliriz. Sıralama önemli, sıralama önemsiz. Bir iki seçebiliriz. Bir üç seçebiliriz değil mi? Bu şekilde seçim yapabiliriz. Tabii 1, 2 ve 2, 1'i ayrı elemanlar gibi görmeyeceğim. Aynı eleman olarak göreceğim. Çünkü sıralamayla ilgilenmiyorum. Başka ne yapabilirim? 2, 1 yazmayacağım buraya. Çünkü 1, 2'yi yazmıştım. Sıralama önemsiz olduğu için bunu bir kere seçtik zaten. Dolayısıyla bunu 2, 2 seçebilirim. Burada 3, 3 seçebilirim. Başka ne var? Başka bir de 2, 3 seçebilirim herhalde. Değil mi? Başka da bir olasılık yok. Dolayısıyla sıralamanın önemsiz ve bir seçtiğimi tekrar seçebildiğim durumda böyle seçim yapabilirim. Bu da 6 tanedir bunların sayısı da dikkatinizi çekiyorsa 6 tane. Bu formülü de kullansak yine 6'yı bulacaktık. Deneyelim hatta, üşenmeyelim. Burada bizde N nedir? Eleman sayısı N değil mi? Dolayısıyla N 3'tür. Şöyle yazalım. N yerine 3 yazalım. R yerine 2. 2 eleman seçiyoruz. Artık eksi 1. Değil mi? Bunun ikili kombinasyonu. Bu da nedir? 4'ün ikili kombinasyonudur. 4'ün ikili kombinasyonu da nasıl bulabiliriz? 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 olarak bulabiliriz. Bunu kısa yoldan hesaplıyorum. Bunu kombinasyonu bu şekilde kısa yoldan hesaplayabilirsiniz. Burada 2 yazıyorsa payda 2 olacak, 2 tane eleman olacak şekilde 4 çarpı 3 diye yazıyorsunuz. Bunu da 2 faktöriyel diye paydayı da yazıyorsunuz. Böylece pratik olarak hesaplamış oluyorsunuz. Uzun lafın kısası, bu da 6 olacaktır. Dolayısıyla formül çalışıyor aslında değil mi? Şimdi bakalım bu formülü nasıl çıkarabiliriz? Bu formülü çıkarabilmek için konuyu birazcık ne diyelim, matematik alanına taşımamız gerekiyor. Aslında bunu da yapmadan önce bir tane de yardımcı örnek yapalım. Çünkü onu da kullanıyor olacağız. Şimdi konuyla alakasız gibi görünen bir tane de yardımcı örnek yapalım. Burada şurada duralım. Ne olduğunu anladık değil mi? Ne yapmaya çalıştığımızı anladık. Şu 6'yı veren şu formülü nasıl çıkarıyoruz? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de bir tane yardımcı örnek yapacağım. Küçük bir tane. Ve daha sonra şu formülün çıkarılışına geçeceğim. Bu örneğimizde şöyle bir şey olsun. Mesela diyelim ki 3 tane A harfi ve 5 tane B harfi diyelim ki harfi kullanarak diyelim. Kaç farklı dizilim elde edebiliriz? Kaç farklı dizilim elde edilebilir? Bu soruyu düşünelim. Neden düşünüyoruz? Dediğim gibi çünkü kullanacağız. Yani benzer bir durum karşımıza çıkacak şunun ispatını yaparken. Bunu şöyle düşüneceğiz bakın. 8 tane harf var toplam değil mi elimde? Dolayısıyla 8 tane yer var gibi düşünebilirim bunu. 3, 6, 7, 8 tane yer var. Bu 8 yere A'ları B'leri yerleştireceğim. Kaç farklı dizilim elde edebiliriz? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu sorunun cevabını aradığımız zaman nasıl düşünebiliriz? 3 tane A harfini bu 8 yere kaç farklı şekilde yerleştirebileceğimizi düşünelim. Sıralama önemsiz olacaktır. Neden? Çünkü hepsi A harfi zaten. Sıralamanın bir önemi yok. Bunu nasıl yapabiliriz? 8 yer için
3 harfini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bu kombinasyon sorusudur değil mi? 8'in üçlü kombinasyonu şeklinde yapabiliriz bunu. Dolayısıyla kalan yerlere de B'leri koyalım. B'leri koyarız zaten. Dolayısıyla 8'in üçlü kombinasyonu kadar farklı dizilim elde edilebilir. Sorunun cevabı budur. Diyeceksiniz ki önce B harflerine yerleştirdim düşünseydim ne olacak? Yine aynı şey olacaktı. Bir şey değişmeyecek. O zaman da 8'in 5'li kombinasyonu kadar farklı dizilim elde edebiliriz diyecektik. Zaten bu ikisi birbirine eşittir. İnanmıyorsanız deneyip bakabilirsiniz. Yani şunlar birbirini tamamladığı zaman buradaki 8'e ya da işte ne varsa ikisi birbirine eşit oluyor. Zaten kombinasyonun özelliklerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla bu sorunun cevabının şu şekilde bulunabileceğini, kaç farklı dizilim elde edebileceğimizi bu şekilde bulabileceğimizi aklımızda tutalım. Benzer bir durumla karşılaşacağız çünkü. Şimdi de bunu silelim ve de işimize bakalım. Değil mi? Tekrar işimize dönelim. İşimiz neydi? Şu formülü kanıtlamak. Peki nasıl yapacağız bunu? İlk önce bunu kanıtlarken olayı biraz matematik alanına çekmeye çalışalım soruyu. Çünkü şurada zorlanıyoruz yani. Bunları nasıl ifade edeceğiz? Bunu bilmiyoruz şu anda. Bunu yapabilmek için de şöyle bir şey tanımlayalım. Şöyle bir değişken tanımlayalım. Bakın x1 diye bir değişken tanımlayalım bu örnek için. Bu x1 değişkeni seçimimizdeki birlerin sayısı olsun. Birlerin sayısı. X2 seçimimizdeki ikilerin sayısı olsun. Bir de x2 tanımlayalım. İkilerin sayısı işte. X3 de seçimimizdeki üçlerin sayısı olsun. Bunları niye tanımlıyoruz diyeceksiniz. Göreceğiz yani. Sonuçta düşünmeye çalışıyorum. Bir yerden başlamaya çalışıyorum. Böyle 3 tane değişken tanımlarsak eğer dikkat ederseniz mesela şöyle bir şey yazabiliriz aslında değil mi? Mesela 1-1 seçimi için ne diyebiliriz? 1-1 seçimi yaptıysak ve de x1, x2, x3'ü şöyle sırayla yazdığımızı düşünürsek eğer, bu şekilde göstermeyi denersek, ne olacaktır? x1 seçimindeki birlerin sayısı. 2 tane 1 olduğuna göre buraya 2 yazacağım değil mi? 2 hiç yok. O yüzden buraya 0 yazacağım. Buraya da 0 yazacağım. Çünkü 3 de yok. x3'te 3'lerin sayısıydı seçimindeki çünkü. Dolayısıyla mesela 1-1'i şu şekilde ifade edebilirim değil mi? Bu şekilde gösterebilirim eğer böyle bir şeyler tanımladıysam. 1-1 seçimini. Aynı şekilde 1-2 seçimini aynı mantıkla 1-1-0 diye gösterebiliriz. Neden? Çünkü işte 1'den bir tane seçtim. 2'den de bir tane seçtim değil mi burada? 3'ten 2 seçmedim. Onu ifade ediyor. Aynı şekilde bütün hepsini yazalım bunun. 1-3'ü mesela ne şekilde ifade edebiliriz? 1-0-1 diye ifade edebiliriz. 2-2'yi nasıl ifade edebiliriz? 0-2-0 diye ifade edebiliriz. 2-3'ü nasıl ifade edebiliriz? 2-3'ü 0-1-1 diye ifade edebiliriz. 3-3'ü nasıl ifade edebiliriz? 0-0-2 diye ifade edebiliriz. Böyle tanımladığım zaman bir şey dikkatimizi çekiyor öyle değil mi? Bakın şuradaki şeylerin toplamı, burada yazdığım rakamların toplamı yani x1, x2, x3'ün aldığı değerlerin toplamı aslına bakarsanız her zaman 2 oluyor. Her seçenek için öyle değil mi? 2-2-2 1 ile 1'i topladık. 2 1 ile 1 topladı. 2, 2. Hep 2 oluyor. Böyle bir şey fark etmiş oluyorum değil mi? Dolayısıyla aslına bakarsanız neyi yazabiliriz? Burada bu tespitimizi bir yazalım. Enteresan bir şekilde x1 artı x2 artı x3 her zaman 2 olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaştığım zaman. Böyle değişkenler tanımladığım zaman. Her zaman. Tabii ne koşulla? Şu koşulla xi'nin ne diyelim 0, 1 ya da 2 olabilmesi koşuluyla ancak. Değil mi? Çünkü burada x1 mesela 2'den 1'den ya da 0'dan başka bir değer alamıyor. Atıyorum 3, 4, 5 falan alamıyor. Aynı şekilde x2 ya da aynı şekilde x3'te. Dolayısıyla buradaki x1, x2, x3 sadece 0, 1, 2 rakamlarını alabiliyorsa eğer bu denklemin farklı kaç çözümü vardır sorusunun cevabı aslında şurada yazmış olduğum şeylerin sayısı olacaktır. O da yapmış olduğum şeylerin seçimlerin sayısı olacaktır. Yani aradığım şeyin cevabını bulacağım. O zaman soru şu hale indirgendi. Böyle bir denklemin kaç farklı çözümü vardır? Şunların 0, 1, 2 olması şartıyla. X1, X2, X3'ün sadece 0, 1, 2 değerlerini alabilmesi şartıyla. Böyle bir sorunun cevabını arıyordum. Nereden nereye geldim? Şimdi peki bu sorunu yani bu denklemin mesela böyle bir denklemin kaç farklı çözümü vardır'ı nasıl düşünürdüm? Bunu görmeye çalışalım. Bunu görmeye çalışırken diyelim şöyle bir şey yapacağız. Aslında biraz olayı genelleştirmeye de başlayalım. Çünkü bu sadece bir örnek üzerinden gidiyoruz. Ama bu örnek genel haliyle
yazacak olursak aslında durum şudur. Mesela burada R2 olduğu için buraya 2 yazdık. Ama normalde mesela R'ye R yazsak bunu şöyle yazabiliriz genel formülde. X1 artı X2 artı X3 işte artı N tane eleman olacak değil mi? XN eşittir R. Bunun genel hali budur değil mi? Aradığım cevabını aradığım soru için. Tabii ki XI de 0, 1, 2, 3, 4 falan olmak üzere diyebiliriz. Değil mi? Bu da tam sayı olmak üzere 0, 1, 2, 3 neyse böyle olmak üzere. Bu denklemin kaç farklı çözümü olabilir? Bu denklemin sana kaç farklı çözüm vardır düşünmeye çalışıyorum. Peki nasıl düşünürüm? Bunu düşünürken bakın şöyle bir yöntem yapacağız. Diyeceğiz ki mesela herhangi sayıları çizgilerle gösterdiğimizi düşünün. Mesela x1 eğer ki 1'e eşitse mesela ne diyelim bunu böyle bir çizgiyle gösteriyor olacağız. Mesela x2 de atıyorum ne bileyim 2'ye eşitse onu da mesela şöyle iki çizgiyle gösterdiğimizi düşünün. Mesela x3 de 0'a eşitse onu da hiç çizgi koymuyoruz buraya. Mesela o da ya da o da 1'e eşit olsun. O da onu da böyle bir çizgiyle gösterelim. Bunlar da mesela bu da eğer ki ne eşit olacaktır? Yani 1 artı 2 artı 3 4'e eşit olacaktır. Böyle düşünelim. R de mesela 4 ise eğer şimdi hani şu yukarıdaki örneğe uygun olmamış bir şey söylüyorum ama bunu şu şekilde yani buradaki sayıları böyle 1 yazmak yerine şöyle çizgi koyduğumuzu düşünelim. Onu söylemeye çalışıyorum. Böyle düşündüğümüz zaman aslında soru şu hale geliyor bakın. Bu çizgilerden ve şuradaki artı işaretlerinden kaç farklı dizilim elde edebilirsek eğer aslında bu denkleminde o kadar farklı çözümü vardır. Bu hale gelmiş oluyor. Bu durum da bakın aslına bakarsanız bu durum da ne hale gelmiş oluyor? Bakın bu durumda aslında şu şeyleri kaç farklı şekilde dizebilirim? En başta yapmış olduğumuz bir örnek vardı. O hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla aslında şu elimizdeki çizgilerin sayısı bize neyi verecektir? Elimizdeki yani bu şekilde gösterdiğimde çizgilerin sayısı ne kadar olacaktır? Çizgilerin sayısı R tane olacaktır değil mi? R tane. Çünkü toplamlarının R'ye eşit olması gerekiyor. Burada mesela 4 yazdım ama burada 2'ye eşit olması lazım. Yani işte R'ye eşit olması gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki elimizde kaç tane artı işareti olacaktır? Artı işaretlerinin sayısı da, artı işaretlerinin diyelim sayısı da kaç tane olacaktır? Artı işaretlerinin sayısı da aslında n eksi 1 tane olacaktır. Yani şurada kaç eleman varsa, atıyorum x1, x2, x3 yazdık, onların arasına giriyor sadece artı işareti. Dolayısıyla artı işareti de n eksi 1 tane oluyor. Eleman sayısının bir eksiği kadar. Dolayısıyla elimizde kaç tane toplam eleman olmuş oluyor? N artı R eksi 1 tane toplam eleman olmuş oluyor. Bu elemanlar kaç farklı şekilde sıralanabilir dediğim zaman bunun R'li kombinasyonunu almam gerekiyor değil mi? N artı R eksi 1'in R'li kombinasyonu şeklinde sıralanabilir diyoruz. Tabii ki buraya ne de koyabilirdik? Buraya n eksi 1 de yazabilirdik. Aynı şeyi verecektir. Yani r yerine n eksi 1 de yazsanız formül aynı şey olur. Çünkü ilk kombinasyon birbirine eşit olmuş oluyor. Ama biz bunu kullanalım. Dolayısıyla aslında aradığımız şeyi bulduk bakın. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanabiliyorsa zaten bu denklemin o kadar farklı çözümü vardır. Bu denklemin o kadar farklı çözümü varsa ona karşılık gelen yine o aynı sayıda seçim vardır demektir bu. Dolayısıyla da aradığımız formülün bu şekilde oluşturulabildiğini görmüş oluyoruz. O halde bu ifadenin de nereden geldiğini bu şekilde anlatmış olduk. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda kombinasyon ve permütasyon ile ilgili örnekler yapmaya başlıyor olacağız.